Efendim, öncelikle hepinize enişten sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımızı sizler de dinlediniz, ben de büyük bir dikkatle dinledim. İlk verdiği ve hafızamıza yer alan ilk mesajı birlik ve beraber hareket etmekti. Bir yangın var doğru, bu yangın birden fazla yerde çıkıyor. O da doğru. Yangını söndürmek için herkes mücadele etmek istiyor. O da doğru. Bir koordinasyon içinde bu mücadelenin yapılması gerekir. O da doğru. Ama bu koordinasyon olmadığını görüyoruz. Ve yine Büyükşehir Belediye Başkanımız büyük bir sorumluluk içinde diyor ki: "Aslında biz hiçbir ayrım yapmadan valisi, kaymakamı, belediye başkanı, gönüllüler, vatandaşlar hep beraber belli bir koordinasyon içinde bu yangınları söndürelim diyor. Ama bu da gerçekleşmiyor. O zaman kafamızda kocaman bir soru işareti oluyor. Neden? Neden olmuyor? Ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı olarak gerek Muğla'da gerek Antalya'da yangınları söndürmek için katkı veren Hiçbir parti ayrımı gözetmeksizin bütün belediye başkanlarına teşekkür mektubu yazdım. Neden? E ormanlar bizim ortak varlığımız. Ormanın partisi olur mu? Denizdeki balığın partisi olur mu? Akan suyun partisi olur mu? Varsa bir yanlışlık hep beraber gitmeliyiz üzerine. Hep beraber düzeltmeliyiz. Orman bizim ormanımız. Su bizim suyumuz. Ormanda yaşayan canlılar bizim canlılarımız. Kısır çekişmelerin ve tartışmaların hiç kimseye fayda getirmediğini hepimizin bilmesi lazım. Biz büyük bir sorumluluk içinde hareket ediyoruz. Ama bunlar yapılırken bir koordinasyonun olması lazım. Birisinin koordine etmesi lazım. Kimin koordine edeceğini kanun belirlemiş. Yasa diyor ki, ilim valisi koordine edecektir diyor. Kanun diyor, ben demiyorum. Ama bunlar maalesef dediğim gibi kısır tartışmalar nedeniyle yerine getirilmiyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız sözlerinin sonunda teşekkür etti. Ben de sözlerin başında orman çalışanlarına, orman köylülerine, polislerimize, askerlerimize, muhtarlarımıza, herkese teşekkür ederiz. Kim orman yangınlarının bir an önce sonlandırılması için çaba harcamışsa, emek harcamışsa, alın teri dökmüşse hepsine şükran borçluyuz. Dolayısıyla bu teşekkürü yapmak isterim. Değerli arkadaşlarım, bir felaket karşısında nasıl önlem alacağımızı insanoğlu önceden düşünür. Eğer bir sel her yıl oluyorsa ya bu yılda olacak. O selden en az zararla nasıl çıkabilirim diye hepimiz çalışırız. Kafa yorarız. İklim değişikliği konusu yıllardır tartışılır. Sadece Türkiye'de değil. Bütün dünyada. Bütün uluslararası kurumlarda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere bir iklim değişikliği olacak. Akdeniz havzasında büyük orman yangınları olacak. Bunlar yazıldı, çizildi. Bizim Türkiye'de görev yapan akademik dünyada bu konuda yazılar yazdı. Gazetelere makaleler yazıldı. İklim değişikliğinin hangi sonuçları doğuracağı ifade edildi. Önlem alınması gerektiği söylendi. Peki bunlar yazılır, çizilirken önlem alması gereken kim? Bu da bir soru olarak hafızanızın bir yerinde dursun. Önlem alması gereken devleti yönetenlerdir. Onlar görecekler. Bir felaket geliyor. İklim değişikliği. Nitekim orman yangınları nereden başladı? Sadece Türkiye'de mi? Hayır. Bütün Akdeniz Havzası'nda İspanya'dan Türkiye'ye kadar her yerde orman yangınları oldu. Büyük kayıplar Türkiye özgü mü olmalı? Biz mi büyük kayıplar vermeliyiz? Bizde mi çok fazla sayıda orman yanmalı, diğerlerinde daha az yanmalı? Böyle bir amaca mı kilitlendik? Hayır. Gönül ister ki hiçbir ağaç yanmasın. Nerede olursa olsun, dünyanın hangi coğrafyasında olursa olsun bu mücadelenin yapılması lazım. Bu uyarılar yapılmasına karşı bu uyarıların hiçbirisi dinlenmedi, değerli arkadaşlarım. Bugün bizler çocuklarımıza, evlatlarımıza, torunlarımıza, gelecek kuşaklara güzel bir Türkiye bırakmak zorundayız. 3 Ağustos 2021'de bir basın toplantısı yapmıştım Ankara'da. Orman yangınları daha henüz başlamıştı ve hepimiz büyük bir kaygıyla izliyorduk. O basın toplantısında şunları söyledim, söylemişim. Bilim insanlarımızı dinlemeye başlamanın tam zamanıdır. Konunun uzmanları bilim insanlarımızdan hemen destek isteyeceğiz. Bunun için de bir bilim çalıştayının yapılması şarttır demiştim. Daha önce Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde orman yangınları ile ilgili bir çalıştay yapılmıştı 2020 yılında. 2020 değil mi? 2000. <laughs> Kitap 2020'de, 2019'da yaptınız. Evet, şimdi ikinci çalıştayı yapıyoruz. Normalde bu çalıştayı yapması gereken devleti yönetenler. Bilim insanlarını çağıracaklar. Uygulamacıları çağıracaklar. Ya iklim değişikliği olur. Bütün dünya bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyor. Biz ne yapabiliriz diye bir çalıştay düzenlemeleri gerekir. Yapmıyorlar. Ama bizler yine sorumluluğumuzun bilincinde olarak bizler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz değerli arkadaşlarım. Değerli arkadaşlar. Yangın bitti sorunlar da bitti diyecek miyiz? Hayır. Bu çalıştayın önemi o. Yangın bitti sorunlar bitmedi. Her an yeni bir yangın furyası çıkabilir karşımıza ve bizler neler yapmalıyız? Aklıma takılan bazı sorular var. Gerçi biz bilim insanlarımız, uygulamacılar, yıllarını bu konuda e, araştırma yaparak, e, çaba harcayarak bizlere bir bilgi aktaran değerli uzmanlar burada. Onları da siz de dinleyeceksiniz. Ben de büyük bir dikkatle dinlemeye çalışacağım. Aklıma takılan bazı sorular var ve bu soruları sizlerle kamuoyuyla paylaşmak isterim. Birincisi şu, çıkış nedenini bilmediğimiz orman yangınlarını önleyebilir miyiz? Çıkış nedenini bilmediğimiz orman yangınlarını önleyebilir miyiz? Bu soruyu nereden çıkardım? Bu soruyu Muğla Büyükşehir Belediye'mizin yaptığı birinci orman yangınları çalıştayından çıkardım. Bakın o çalıştayda bir tablo halinde yangınların çıkış nedeni sayılmış. 2007 ile 2018 arasında orman yangınlarının nedeni, neden orman yangını çıkmış? İhmal ve dikkatsizlikten orman yangınlarının %34'ü ihmal ve dikkatsizlikten çıkmış. %7'si kasıtlı orman yak orman yakılmış. Yüzde beşi kaza sonucu elektrik hatlarının kopması vesaire. Yüzde yıldırım nedeniyle orman yangınları çıkmış. Yüzde kırk nedeni ise belli değil. Neden orman yangını çıktı? Yüzde ikisini kimse bilmiyor. Orman Genel Müdürlüğü de bilmiyor. Bu ne demektir? Orman yangınları ile ilgili nitelikli personeli kamu yetiştirmiyor demektir. Bir yangın çıkıyorsa hadi üçü, beşi anlarız, buldu, bulamadınız. Eğer orman yangınlarının yüzde kırk ikisinin nedeni bilinemiyorsa siz sorunu çözemezsiniz. Çünkü bir sorunu çözmeniz için o sorunun nereden kaynaklarını kaynaklandığını bilmeniz lazım. Tıpkı doktorun bir insanı muayene etmesi gibi önceden apantisitin olduğunu teşhis edecek ki ameliyatı yapacak. Damar tıkalıysa stent takacak. Önce sorunu teşhis edeceksiniz. Orman yangınlarının yüzde kırk ikisini eğer orman genel müdürlüğü tespit edemiyorsa bir sorunumuz var demektir. Birinci sorunumuz bu değerli arkadaşlar. İkincisi şu. Sağlıklı bir yangın söndürme filosu. Oluşturmazsanız yangını söndürebilir misiniz? Doğru tespit ettiğinizi düşünelim. Yangının nereden nasıl çıktığını da saptadınız diyelim. Yangın oldu. İster kasıt, ister imal, ister tel kopması vesaire, yıldırım vesaire. Yangını söndürmek için hazır mısınız? Yeterli filonuz var mı? Uçağınız, helikopteriniz var mı? Eğer yeterli uçağınız, helikopteriniz yani yangın filonuz yoksa siz yangını söndüremezsiniz. Son olaylar bunu bize çok açık, çok net gösterdi. Geçmişte yangın filosu vardı. Türk Hava Kurumu ile Orman Genel Müdürlüğü arasında protokol vardı, anlaşma vardı. Uçaklar ve helikopterler yangın çıktığı anda müdahale ederdi ve söndürürdü. Çoğu zaman yangın olduğundan haberimiz bile olmazdı. Çünkü büyümeden söndürülürdü. Değerli arkadaşlarım, uçak ve helikopter filosunun hazır olması lazım. Yangın mevsimi dediğimiz yaz aylarında belli yerlerde bu filonun konuşlanması lazım. Geçmişteki deneyimlerden ortaya çıkan bir gerçek var. Muğla ve Denizli'de bir filonun, Balıkesir Çanakkale'de bir filonun, Adana, Mersin, Kahramanmaraş'ta bir filonun ve ayrıca uçak keşif keşif yapan uçakların olması gerekiyor. Yangın çıktığında anında müdahale edilecek. Bu olmadığı takdirde yangın çıktığında bunun maliyeti topluma maliyeti, ormana maliyeti, ülkemize maliyeti çok ağır oluyor. Hep beraber üzülüyoruz televizyon karşısında. Ya bu yangın nereden çıktı? Nasıl söndüreceğiz? Ya buradaki canlılar? İnsan, insanlar mücadele ediyorlar. Hayatlarını verenler var. Dolayısıyla burada sorunumuz var. Ayrıca Türk Hava Kurumu ile Orman Genel Müdürlüğü'nün kesinlikle hiçbir koşula bağlı olmaksızın yani aralarında kendi aralarında oturup bir protokol yapacaklar ve birlikte orman yangınlarını söndürme konusunda çalışacaklar. Bu yapılmadığı takdirde orman yangınlarını söndürme konusunda uzman bir kuruluşu tümüyle devre dışı bırakıyorsunuz. Niye devre dışı bırakıyorsunuz? Hep beraber ağlaşıyoruz. Uçak var efendim bakımı yapılmamış. Ciddi bir sorumsuzluk değerli arkadaşlarım. Türk Hava Kurumu'nun kamu ihale yasasının dışına çıkarılması lazım. Türk Hava Kurumu bir kamu kuruluşu. Cumhuriyetle yaşıt bir kuruluş. Bir cumhuriyet kurumu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının kurduğu bir kurum. Bütün cumhurbaşkanları, gelmiş geçmiş bütün cumhurbaşkanları Türk Hava Kurumu'nun onursal başkanı aynı zamanda. Bir kişi, devletin cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan bir kişi, kendisinin Türk Hava Kurumu'nun onursal başkanı olduğunu eğer bilmiyorsa o kurum hakkında bilgisi yok demektir. Asıl felaket de buradan başlıyor zaten. Bunun çözülmesi lazım. Üçüncü soru, aklımıza takılan üçüncü soru. Gerek sayısal, gerek eğitim açısından personeli yeterli olmayan bir kurum orman yangınlarını söndürebilir mi? Personel açısından ve yetenek açısından. Personeli yeterli olmayan bir kurum orman yangınlarını söndürebilir mi? Söndüremez. Herkes orman yangınlarını söndüremez. Bu konuda bilgi lazım, birikim lazım, eğitim lazım. Tecrübeli olacak. Nereye nasıl müdahale edeceğini bilecek. Hangi ağaçların nerede kesilmesi gerektiğini bilecek. Başkanımız söyledi. Karşı ateşin nereden yakılması gerektiğini bilecek alanı daraltacak ve olabildiğince orman yangınlarını kontrol altına kısa sürede alacak. Bunu yapacak olan eğitimli personeldir. Eğitimli personeliniz yoksa bugün geçmişte, geçen ay yaşadığımız sorunu, bu ay yaşadığımız sorunu yaşamış oluruz. Değerli arkadaşlarım, yangın eğitim ve uygulama merkezlerinin oluşması lazım yangın eğitim ve uygulama merkezlerini. Az önce size saydığım yangın söndürme filolarının konuşlanacağı bu üç merkezde Çanakkale'yi dedik, Adana'yı dedik, Kahramanmaraş'ı dedik, İzmir'i dedik. Bu merkezlerde mutlaka yangın eğitim ve uygulama merkezlerinde olması lazım. Yetişmiş personelin orada olması lazım. Bakın değerli arkadaşlar, yangın olsun olmasın, Belediyelerin itfaiyesi var mı? Var. O itfaiyede görev yapan personel var mı? Var. O personel bir yangın çıktığında nasıl söndürülecek gibi ya da söndürülecek bu konuda eğitim alıyor mu? Alıyor. Yangın çıkmasa ya yangın çıkmadı biz de itfaiyeyi kapatalım diyor muyuz? Demiyoruz. Orman yangınları konusunda siz Türk Hava Kurumu'nu yok sayarsanız Yetişmiş bir kurumu yok sayarsanız bugünkü tablo ortaya çıkar. Daha acı olanı ise İzmir'de orman yangınları işçi eğitim merkezi kapatıldı. Geçen yıl. Sanki hiç orman yangını olmayacak. Bunun garantisi alınmış. Siz orman yangınları işçi eğitim merkezini kapatıyorsunuz. Oysa yeni merkezler açmamız lazım. Ve bu konuda kesinlikle orman köylüleriyle işbirliği yapılması lazım. Orman Genel Müdürlüğü'nün bu işbirliğini yapması lazım. Çünkü alanı en iyi bilen orman köylüsü. Vadiyi en iyi bilen o. Yamacı, dağ, tepeyi en iyi bilen o. Nerede su var en iyi bilen o. Onlarla da işbirliği yapılması lazım. Dördüncü soru aklıma takılan. Yanan orman alanlarının yapılaşmaya açılması orman yangınlarını nasıl etkiler? Garip bir soru. Orman yangınları oluyor. Burayı yapılaşmaya açarsanız orman yangınlarını leheme aleye mi büyütür? Ve hepimizin aklı başında. Hepimiz biliyoruz ki yapılaşmayı açarsanız orman yangınları artar. Akıl var, mantık var. Kaldı ki bizim anayasamızın 169. maddesi ormanların korunması ve geliştirilmesi konusunda çok açık, net bir hüküm koymuş. Yanan yerlerin yapılaşmaya açılmayacağı net bir şekilde anayasada yer almış. Peki hayatın gerçeği böyle mi? Hayatın gerçeği böyle değil. Ormanlar yakılır kıyıda, yerine beş yıldızlı oteller yapılır. Kim izin verir iktidarda oturanlar. Orman yangınlarının hemen öncesinde bir düzenleme yapıldı. Bir düzenleme ve resmi gazetede yayınlandı. Orman vasıflı hazine taşınmazlarının turizme açılmasında turizm bakanına yetki verildi. Bu ne demektir? Ben anayasayı da takmıyorum. Madem burası orman vasfı niteliğini kaybetti, o zaman ben burayı turizme açacağım. Biz buna tepki gösterdik. Hepinizin tepki göstermesi lazım. Bunu ayrıca biz Anayasa Mahkemesi'ne götüreceğiz. Buradan yargıçlara da sesleniyorum. Anayasa Mahkemesi'nde görev yapan yargıçlara da sesleniyorum. Ormanı korumak sadece benim yetkimde ve benim arzum değil. Hepimizin ortak arzusu. Orman Genel Müdürlüğünü Orman Bakanlığını devre dışı bırakıp yetkiyi Turizm Bakanlığı'na verirseniz farklı bir tablo çıkar ortaya. Bu düzenlemenin iptal edilmesi lazım. Biz götüreceğiz ve hep beraber izleyeceğiz. Ve bir Türkiye gerçeği. Size 2019 tarihli 2019'da yazılan Sayıştay raporundan bir bölüm. Sayıştay'ın özelliği şu. Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan bir kurum. Türkiye Büyük Millet Meclisi adına. Raporlar da düzenlenir ve Türk Türkiye Büyük Millet Meclisi adına gider denetçi denetimini yapar. 2019 sayılı raporun bir bölümünü okuyorum. Mevcut sistemle yani bugün içinde bulunduğumuz sistemle Orman örtüsünde meydana gelen değişikliklerin sayısal olarak tespit edilmesi oldukça zordur. Yok böyle bir sistem diyor. Zor diyor duruyor. Hangi yıldan bahsediyor? 2019, 2020, 2021, 2022. Teknolojinin bu kadar geliştiği bir dönemde hala biz ormandaki değişiklikleri izleyemiyorsak sorun varsa Orman yangınlarını önleyemezsiniz. Fırsatçıları önleyemezsiniz. Alan açıp orada otel yapmak isteyenleri önleyemezsiniz. Ve beşincisi değerli arkadaşlarım, aklıma takılan beşinci soru. İklim değişikliğinin yarattığı sorunlar karşısında bir uluslararası işbirliğine gerek var mı? İklim değişikliği var mı? Var. Dünyanın ortak sorunu mu? Evet, dünyanın ortak sorunu. En çok etkilenen bölge neresi? Akdeniz havzası. İspanya'dan Türkiye'ye kadar, Fas, Tunus, Cezayir, Mısır'a kadar, İsrail'e kadar, Lübnan. Bütün bu havzada içtim değişikliğinden etkileniyoruz. O zaman bizim bir uluslararası işbirliği yapmamız lazım. Havzanın uluslararası bir işbirliği yapması lazım. Ve bunun için bir çağrı yapmamız lazım. Bu çağrıyı yapmak en çok Türkiye'ye yakışır. En çok Türkiye'ye yakışır. Peki Türkiye'yi yönetenlerin böyle bir hedefi var mı? Yok. Böyle bir amacı var mı? Yok. Böyle bir şey akıllarına gelir mi? Emin olun akıllarına da gelmez. Ama biz sorumlu bir siyasi parti olarak bu çağrıyı yapmasını istiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü bu çağrıyı yapmalı. Orman alanlarına karşı işbirliği konferansı düzenlemeli. Orman yangınlarına karşı Türkiye'nin bir işbirliği konferansı düzenlemesi lazım. Bütün ülkeler gelmeli. Çünkü Akdeniz Havzası İspanya'da veya Yunanistan'da veya İtalya'da yanan Ormanlar Akdeniz Havzası'nı etkileyecektir. İklim açısından da etkileyecektir. Çevre kirliliği açısından da etkileyecektir. Dolayısıyla bizlerin bir araya gelip ortak çalışma yapmamız gerekir. Değerli arkadaşlarım, demiştim 3 Ağustos 2021'de orman yangınlarının başladığı dönemde bir basın toplantısı yapmıştım. O basın toplantısını şu cümlelerle bitirmiştim aynısını okuyarak sözlerimi bitirmiş olayım. Sevgili halkım, emin olun hızla saracağız yaralarımızı ve hiç kimseyi ardımızda bırakmayacağız. Aç, açıkta bırakmayacağız. Sesimi duyan yok mu dedirtmeyeceğiz milletimize. El ele verip ormanı daha yeşil, gökyüzünü daha mavi, denizlerimizi daha berrak yapacağız. Kendimizi de güzel ülkemizi de iyileştireceğiz. Ana hedefimiz bu. Kendimizi de, güzel ülkemizi de iyileştireceğiz. Hepinize sevgiler, saygılar sunuyorum değerli arkadaşlarım.